Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Kalbimde taşla yapamam biliyorum. Hadi bir dudak bir yanak yolla. Kurumuş yüreğim bir namazsın. Ay su toprak güneş hava ve yıldızlar. Adını haykıra derler. Hırsız var çaldım kalbim kaldım dımdızla. Bu nasıl olur aşkım sırılsınlar. Ah aşkım aman aşkım. Sen ne dersen tamam aşkım. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Bir izleyicimin güzel bir sorusu var. Diyor ki biriyle tanıştık, hoşlandık. Bunu nasıl ilişkiye çevirebilirim? Flört haline ya da kalıcı bir beraberliğe nasıl çevirebilirim? Yeni tanıştık, hoşlandık. Sohbet, her şey çok güzel gitti. Bunu nasıl kalıcı bir ilişkiye veya bir beraberliğe çevirebilirim diye sormuş. Ben bunu erkek kadın ayırt etmeden genel kurallar halinde söylemek istiyorum size. İnsanların psikolojisine oynadığımız için bazı kurallar sabit. Biriyle tanıştık, hemen evlilikten söz açmıyoruz. Bu yazılı olmayan bir kural değil mi? Evlenelim diye bakmıyoruz. Bunu yapan erkekler de var, kadınlar da var. Bekarlıktan bıktım usandım, aşıklarımdan hiç tad almadım. Tanıştığımız zaman buluşmayı ve konuşmaları kısa keseceğiz. O insanla tanıştık, evet hoşlandık, telefonlaşıyoruz. Yeni başladık ya. Burada ne yapmamız lazım? Çiçek alacaktım sana, utandım gülüm. İletişimi çok fazla kurmamak gerekiyor. İlk etapta o heyecan, hormonlar devreye giriyor ya, biraz körleştiriyor insanı. Uyuşturucu alan bir insanın beyin yapısıyla aşık olan bir insanın beyin yapısı aşağı yukarı aynı. İmiş, ben demiyorum bilim adamları diye. Hayatımı yıkan o kadın nerede? Zamanlarda bir heyecan var. Bu heyecanın etkisiyle sık sık aramalar var, sık sık buluşmalar. Bunu yapmamak gerekiyor. Ne yapacağız? Heyecanımızı frenleyeceğiz. Ağlat istiyorum, ağlat. Benim aklıma bir tweet geldi. Adam bir tanesi şöyle yazmış, çok hoşuma gitmişti. Siz konuyu nasıl hemen sekse getiriyorsunuz arkadaşlar? Ben bir kadınla 6 aydır hala Suriye meselesini konuşuyorum. Hemen sekse getirmiyorsunuz. Kadın ve erkek için söylüyorum bunları. Bakın hiç cinsiyet ayrımı yapmadan objektif, iki taraf içinde geçerli olan maddeleri sıralıyorum. Sen, ben tanıştık, hoşlandım, hormonlarımın etkisiyle yatağa gireyim diyorsun. Öyle olmuyor. Yani yatağa giriyorsun, ondan sonra hüsran. Çat diye kaldım, atıyorum resimlerimizi. Ve diyorsun ki bana, seks çok önemli bir şeymiş gibi anlatıyorsunuz, birlikte olmayın diyorsunuz. Oldun, sonra ağladın, arıyorsun. Bir kadın da, bir erkek de biriyle çıkıp hemen yatağa giriyorsa onun hakkında ne düşünürüz? Her tanıştığı insana bu şekilde yaklaşıyor diye düşünürüz. Nicole, I'm really missing you. I miss you too. Nicole? Kadın için de deriz, erkek için de deriz aynı şeyi. Demek ki yeni tanıdığı kadınlar hep böyle yapıyor. Demek ki yeni tanıdığı erkeklerle hemen yatağa giriyor dersin. Okumuşu, kültürlüsü, akademik kariyer yapmışı yok. Hepsi aynı düşünüyor. Ne yapayım? Tabiatım böyle. Şekerim. Kız arkadaş Amiye'nin içeride mi? İşte var mı? Yeni tanıştığınız biriyle cinsel konulara, cinsel sohbetlere hiç girmeyin. Derler ki erkekler birlikte olmadan önce hipnoz halinde, kadınlar da birlikte olduktan sonra hipnoz halinde olurlarmış. Ya ne olur Nurten, vallahi bak, vallahi şey, 5 dakika kalıp geleceğim ya, 5 dakika diyorum, vallahi 5 dakika. Dimorfik şeyler. Genelleme yapamayız tabii ki bu konuda. Kadın birlikte olunca bilinç kaybına uğruyor, erkek de beraber olmayınca bilinç kaybına uğruyor gibi şey. Herkes için söz konusu değil. Ama hoşlandığı biri ve onunla beraber olmamışsa erkek, hipnoz halinde oluyor. Hormonları böyle çalışıyor. Arizona kertenkelesi. Arizona kertenkelesinin de yaşamı halaya bağlıdır. Kral kertenkelenin çiftleşme dansı olarak da bilinen bu iki kertenkelenin, halaycı dansı dişilerini etkilemek için bir hayli zorluyor. Karşılıklı gösterdikleri bu mücadele ezeli rakiplerini çok kızdıracak. Şık ve bakımlı olmalıyız.
her zaman şık ve bakımlı. Erkek için de söylüyorum, kadın için de. Erkekler çok alıngan. Bazı sözler vardır, gerçekleri yansıtıyor. Kadınlar erkeklerin söylemediklerini, erkekler de kadınların ne söylediklerine kafayı takarlar. Söylediğiniz sözler, ağzınızdan çıkan her söze de dikkat edeceksin. İzzet ve Yasemin görüşüyorlar. Buyurun. Bir de Uğur Bey zayıftı ya. Allah Allah. Bana biliyor musun? Başka Yasemin mi? Şu kamera şakası değil yani, değil mi? Sen hangi Yasemin dedin? Diğer Yasemin mi? Yok yani, ben uyku sersemi miydim acaba, karıştırdım yani, bilmiyorum bana. İzzetciğim şöyle yapalım. İzzet. Bu konuşmayı böyle yapmak İzzet. İstemiyorum çünkü. Lütfen dışarıya çık. Yasemin. Arkadaşlarımızdan Yasemin olduğunu anlat. Bir konuşmakalım arkadaşlarımız. Öyle bir şey yok. Terbiyesizlik yapmayacaksınız. Gel aşkım. Tanışma süreçleri, buluşma süreçleri biraz camda yürümek gibi. Adrenalin istiyorsanız bunlara dikkat edeceksiniz. Karşıdaki insanı kırmadan, fazla şirin olmadan, olduğunuzdan farklı da değil ama kırıcı olmamaya çalışın. İlk etapta ters davranışlar, agresif konuşmalar, terslemeler, kadınlar çok yapıyor bunu. Erkekler de bazen dozunu kaçırabiliyorlar. Konuşmalarda bazen pot kırabiliyorlar. Kadın o anda neye uğradığında şaşırabiliyor. Şey ağzından kaçırıveriyor, küfür edebiliyor. Lan sen ne yavşak bir kadınsın? Arkadaşım bir saniye. Tanışmalarda bunları yapmamaya çalışın derim. Tanıştığınız bir insanla mesafeyi çok iyi ayarlayın. Sürekli telefonlara koşmayın. Veya randevularınız var. Randevularınızı iptal ediyorsunuz. Bu kadar şirin olmaya gerek yok. Normal yaşamınıza devam edin. Hayatınıza biri girdi diye kendi yaşamınızdan çok ödünler vererek hareket etmeyin. Böyle kaliteli filmler olduğunda ben kendi istediğim filme birincilik vereceğim demiş. O biraz sıkar demiş. O sıkar demiş adam. Berbere randevum var. Erteleme arkadaşım, git. Ödün verme. Hayatın merkezine hemen birini oturtma. Kadın için de erkek için de söylüyorum. Tanışma safhaları biraz uzun tutulursa daha sonrasında hüsran yaşanmaz. Hoşlandın, kafanda sürekli hayaller kurma ya. Ay yakışmaz mı ya? Çok yakışır değil mi soyadı bana? Kızlarda bunu çok görüyorum. Hemen evlilik, hemen nikah masasına oturuyorlar. Birden gelinlik seçiyorlar. Bu tarz kızlar o erkeği asla elinde tutamaz. O adam bunları duysun daha ikinci gün topuklar. Bunun gibi erkekler de var. Evlilik konuşmasına giriyor kadını tavlamak için. Bunlar mantığın çok ötesinde kalıyor. Yeni biriyle tanışıyorsun. Hemen evlilikten bahseder misin? Burada bir tuzak var. Sanki bulunma sint kumaştan hemen koşacak, evlenecek. Bunların modası da geçti. Artık biraz böyle aşın. Güzel sohbetler edebilirsiniz. Sosyal konulardan, psikolojik konulardan, hayallerinizden, tutkularınızdan bahsedebilirsiniz. Hobilerinizden bahsedebilirsiniz. İkinci gün başlıyorlar, evlilik konusunu açıyorlar. Ya da yeni tanıdığı birine evlilik teklif ediyor. Ne diyoruz? Sohbetlerimizi kısa tutuyoruz, öz olsun. Biraz kültürel konular, sosyal konular, psikolojik konulardan bahsediyoruz. Çevir torunum diyor. Sen diyor dedemle niye konuşmuyorsun diyor. Ah güzel torunum diyor. Dedeyin diyor eskiden diyor bir kuşu vardı diyor. Aramıza giriyor, bizi barıştırıyordu diyor. Ne oldu dedemin kuşuna diyor. Dedeyin kuşu öldü diyor. Öldüğü gibi aşk bitiyor, konuşmuyorlar işte. Hobilerinizden, hayallerinizden bahsedebilirsiniz. Etkili söz söyleme sanatları var. Ha la la. Ya de garçon malaşan. J'aime pas le garçon. Farklı biri olmayacaksınız. Siz yine sizsiniz. Geliştirebileceğiniz bir fırsat olarak görün bu sohbetleri. Sinemadan konuşabilirsiniz. Siyasi konular olabilir. Genel kültürünüzü artırın anlamında söylüyorum. Demiş ben hastayım dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Sadece belirli hormonal tutkuların ortak noktanız olmasına izin vermeyin. Allah herkese senin gibi kız nasip etsin. Tabii önce bana. Çünkü beynin anlaşamadığı noktada tenin anlaşmasının pek manası da yok. O geçici bir zevke dönüşecektir. Asıl uyuşması gereken ruhsal ve fiziksel bütünlük. Asıl ruhsal ve fiziksel bütünlüğün oluşması gerekiyor. Ve devamında şık ve bakımlı olmaktan bahsettim. Bağımsızlığınız yani. Evet. Evet, moda. Moda. Nişantaşı. Nişantaşı. Cihangir. Evet, onu yazdım. İki defa ille de Cihangir. İki defa ille de Cihangir. Evet.
Tamam. Ve üçüncü köprünün ucunu istiyorum ille de. Üçüncü köprünün ucu Garipçe'ye denk geliyor. Bilmiyorum ama. Garipçe, üçüncü köprünün ucu. Bıcık bıcık bir ilişki haline dönüştürmeyin. Her gün birlikte olarak o insan da size sıkılırsın. It's central to our democracy and... Nah, I'm just kidding. You know I've got to talk about Trump. Although I am a little hurt that he's not here tonight. We had so much fun the last time. Is this dinner too tacky for the Donald? What could he possibly be doing instead? Is he at home eating a Trump steak? Tweeting out insults to Angela Merkel? Eskilerin bir sözü vardır. Çok muhabbet. Tez ayrılık getirir şekerim. Yeni tanıştınız. Durmadan aramayın. İnsanlar birbirlerini çok iyi tanıdıkları zaman bütün büyülerini kaybedebiliyorlar. Koku. Kullandığınız size ait bir koku. Akılda kalıcıdır. Onun yanından gittikten sonra muhakkak bir şeyler unutun. Gözlüğünüzü, şapkanızı, tokanızı. Sevimli ve hoş resimler, sempatik resimlerinizi gönderin. Gülerken, gülümserken, beraber çektirdiğiniz bir resim de olabilir. Bunlar insanların akıllarını gıdıklıyor. Seksi olmasına gerek yok. Sizden olsun ama sizin olsun. Bağımsız ve kendinize özgüveni olan biri olun. Kendinize ait bir tarzınız olsun. Adamın biri bir gün doktora gitmiş. Doktor kendisine idrar tahlili için bir kap vermiş. Adam doktora şöyle demiş. Hepsini mi doldurayım? Doktorun cevabı ise gecikmemiş. Yok, dudak payı bırak. Evet arkadaşlar, bu hafta da fıkramızın sonuna geldik. Eğlencenizi de sosyal medyada yayınlayın. Hani suyunu çıkarmadan. Aynı zamanda da ondan bir şeyler alabilirsiniz. Ödünç ama çalmaktan bahsetmiyorum. Ne kadar çok az şey anlatırsınız kendiniz hakkında. Hem merak eder, o insanı tanımıyorsunuz. İleride başınıza işler de açar bu tür durumlar. Onun için biraz sırlı bir oldum. Her şeyini anlatmayın. Aşkınla ben divaneyim. Sen afeti cansın bana. Bırakın o çözsün. Yardım ister misin? Ha, isterim Allah. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Şimdilik bu kadar. İlerleyen zamanlarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.